Arkadaşlarım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu sefer videomu akşamdan başlatıyorum. Anne dedim, süt var mı dedim, kakao buldum ya. Evde de bir sürü petibör bisküvi var arkadaşlar. Annemin de almış olduğu var. Ben de geçen gün almıştım markette. Şöyle tezgahımı da topladım. Sadece çaydanlığımız kaldı. Yıkanacak arkadaşlar. Makineyi doldurdum. Hatta şöyle mutfağa giriş çektim. Mutfak dolaplarına giriş çektim. Annem dedi ki kızım erken yat dedi. Videoyu da erken bitirdim madem dedi. Tamam dedim, işte erken yatayım, sabah erken kalkarım, inşallah girişirim dedim. Bir taraftan yabani izliyorum, bir taraftan da şöyle kakaolu pudingli bisküvi yapıyorduk ya, aman bisküvili pasta yapıyorduk ya, ondan yapayım istiyorum arkadaşlar. Akşamdan yapayım, sabaha kadar bir güzel bisküviler şişer, yumuşar, sabahleyin de yemeğe hazır olur Allah izin verirse. Göz kararı döktüm arkadaşlar. Şimdi nişastayı da getirdik, bunu da getirdik. Bir güzel muhallebi yapacağım. Kakaosunu, şekerini de koyacağım. Öyle pasta yapacağım. Bisküvili pasta yapacağım. Akşamdan başlattım. Ne anne? Annem bisküvimizi de getirdi. Şöyle. O zaman Yeliz bacınıza kolay gelsin arkadaşlar. Şöyle nişastamı, unumu koydum. Kakaomu koydum. Bir su bardağı da şekerimi ekliyorum. Bir güzel çırpacağım arkadaşlarım. Şöyle. Nişasta da dibine çökmüş. Çok güzel. Topaklanmış dibinde. Şimdi hemen ocağa alacağım. Bir güzel pişireceğim arkadaşlar. Bakalım nasıl bir bisküvi pastamız olacak. Muhallebimiz pişti arkadaşlarım. Şöyle göstereyim size de. Bakar mısınız? Hemen tepsimize dökeceğiz. Annemin böyle borcamı falan yokmuş arkadaşlar. Şu tepsiyi buldum. En uygun. Artık olduğu kadar buna yapacağım. Köy yerinde ne olacak? Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir hızlanalım, pastamızı yapalım. Müzik eklemek yerine seslendirme yapayım. Çünkü müzik eklediğim zaman çok daha fazla internet gidiyor ve benim de internetim köyde olduğum için kısıtlı arkadaşlarım. Küçük büyük herkesin sevdiği pudingli, kakaolu, bisküvili pasta yaptım. Annem babam yesin, şifa olsun diye. Ve pastamız hazır arkadaşlarım. Hindistan cevizini de döktüm. Bütün katlarını hallettim. Muhallebimizi de doldurdum böyle. Vallahi çok oldu yani. Tam ayarlamışsın diyor annem de. Şimdi soğumaya bırakıyorum. Üstüne de şöyle bir tepsi kapatacağım. Uyumaya gidiyorum. Vallahi videonun kapak fotoğrafını falan da sabah hallederim. Artık saat 12:20 geçiyor. Haydi sabah görüşürüz güzel arkadaşlarım. Günaydın, günaydın arkadaşlarım. Güneşli bir Ordu'ya, Perşembe'ye hoş geldiniz. Ne Ahmet abi? Annem gitmedi, babam gitti. Bağlar, bağlar. Günaydın diyordum, Ahmet abim girdi araya. Köpek havladı da koyunları arkadaşlar. O yüzden diyor. Neyse bakalım, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şöyle memleketime güneş doğmuş bugün. Bugün güneşli. İnanın bakamıyorum şu an ama o kadar güzel görünüyor ki, bakar mısınız? Saat sabahleyin 9. Arkadaşlarım. Böyle. Karabaş. Niye koyunların yanında gitmiyorsun oğlum? Ha? Havlıyorlar ya koyunlarınıza. Havlayan kim? Bizim Yumoş. Arkadaşlarım Yumoş havlıyor. Ay hava çok güzel bugün. Soğuk da değil. Tam böyle bahar havası. Mis gibi bir hava var arkadaşlarım. Mis mis. Mis gibi. Vallahi babamı yolcu ettim çarşıya. Araba şöyle Talih yengemlerin oraya kadar geliyor. Babamlar buradan seslendiler. Araba oradan korna çaldı. Duymadılar. Birbirlerini duymadılar. Araba gitti. Babam numarayı bulamadı aramak için. Arayana kadar boy abi gitti araba. Ben aradım dedim. Nurul abi. Babam aradı. Duymadın. Seslendiler. Duymadın. Hazırdı dedim. Ondan sonra geri geldi araba. Babamla beraber ileriye kadar götürdüm. Babam da sütle yoğurt götürdü galiba satmak için. Tam böyle eski günlerdeki gibi oldu arkadaşlarım. Duyuyor musunuz?
yavrularım. Heh, şuraya gelmiş, muşmulaya gelmiş. Güneşten görünmüyor ama. Orada. Neyse bakalım. Hadi bereketli geçsin günümüz. Çok güzel geçsin. Keyifli, neşeli, huzurlu geçsin inşallah. Anne. Hı. Minnoş'u bağlayacakmış. Ahmet abim öyle dedi. Çok güzeldi. Neydi? Şurada aşağıdaydı. Koyunları havladılar ikisi beraber. İkisi beraber kim? Şey, Garip'le beraber. İşte Garip yapıyor onu işte öyle. Ahmet nereye gitti? Koyunu götürdü. Yavaş. Annene söyle de bağlasın dedi. Geliyor daha. Yumuş mu Garip mi? Bilmiyorum yani. Ha, yumuş yumuş. Allah'ım ya Rabbim. Yumuş. Gel oğlum. Sen niye koyunlara havlıyorsun? Ay, Garip yapardı da. Ya ikisi beraber de havladılar. He, gel hadi. O iş benim olur. Ay yaş kuyruğa bak. Yürümeye bak, yürümeye. Kocadana. Bağlanmaya mı geldin? Gel. Hiç ben niye bağlayayım? Hiç kaçmayayım ki evden. Nereye kadar gittin baba? Şey, Necra yengeyle Nur'a kadar götürdüm. Duymadı ki Nurul beni. Dedim, hazırdı dedim. Ceviz ağacının dibinde bekliyordu babam dedim. Seslendiler, duymadınız dedim. Duymadı ki beni. Bağla mıyım? Kaç tane kaldır ya bulasın. Bağla, bağla. Oğlum, oğlum. Koca oğlum. Hani vicdanım oğlum. Bak. Ha. Ah, yetmez. Kanın mı acıktı oğlum? Anne gebe galiba bu. He? Gebe galiba. Şşt, ben nereden gebeceğim, uşağına bakar. Doğurduğu çocuğuna baksın he. Baksın ben nereden? Uşağına baksın. Ben eve uşak almam. Nasıl alacaksın eve uşağı? Bak benim Şaban'ı görüyor musun? Yürüyeyim. Şu minnoşun karnı böyle günden güne büyüyor gibi geliyor bana da. Arkadaşlar gebe herhalde dedim anneme. Kış günü de nasıl doğuracaksa. Bileyim mi? Pamuk. Pamuk. Adı ne yavrum? Yavrum. E oradan tırmanacağım mı seveyim diye? Heh. Hava da çok güzel anne bugün. Cam gibi. Cam gibi vallahi gerçekten. Bakar mısınız? Saatte 9 civarı, hemen çayımızı demleyelim, kahvaltımızı yapalım. Dün annemle beraber tarladan topladığımız pırasaları ince ince doğruyorum. Böyle pırasa tava yapacağız arkadaşlar. Kahvaltı hazırlığı yapıyorum. Köy pırasası olduğu için içleri çok kumlu oluyor ve o yüzden sürekli yıkıyorum. Annem ben seviyorum diye bayağı bir doğrattı arkadaşlar. Şöyle suyu süzülsün diye ilistiri aldım. Şöyle. Anne beklesin mi, hemen alayım bileğini? Suyu süzülsün mü? Yeter mi? Tamam. Şimdi şöyle aldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Tuzla ovacağız. Pırasalar birazcık böyle diriliğini kaybetsin diye. Yeterli olduğunu düşündüğüm tuzu ekliyorum ve bir güzel elimle mıncıklıyorum arkadaşlarım. Tuz pırasanın acı suyunun çıkmasını sağlayacak. Birazcık beklettim ve suyunu sıkıp diğer karıştırma kabıma aldım artık. İçerisine ekmek doğruyorum. Bayat ekmek çok daha güzel oluyor. Güzel suyunu çekiyor pişerken. İçerisine iki tane de yumurta ekledim. Karabiber, pul biber ekleyebilirsiniz. Annem birazcık böyle mısır unu ekledi. İki avuç diyebilirim. Mısır unu ekledi. Mısır unuyla da bir güzel yoğurduktan sonra. Şöyle yoğurmuş olduğumuz ekmek, yumurta, mısır unu ve pırasayı tavaya aldım arkadaşlar. Balık gibi alt üst kızartacağız. Ondan sonra hemen soframızı alacağız. Birazcık oyalıyor gibi oluyor. İşte yıka, doğra, işte mıncıkla, tuzla, suyunu sık falan. Birazcık teferruatlı gibi görünüyor ama çok lezzetli oluyor arkadaşlarım. Tavsiye ederim. Çaylarımızı doldurduk. Şöyle pırasamız da hazır. Hemen karnımızı doyurmaya geçiyoruz. Annem acıktı çünkü arkadaşlar, video çekerek iş yapınca iş çok uzuyor. Haddinden fazla uzuyor. O yüzden biz hemen karnımızı doyuralım bakalım. Kahvaltımızı yaptık. Tatlı keyfine geçiyorum arkadaşlar. Annem şimdi yemeyecekmiş. Ben şöyle kendime 1-2 dilim bisküvi pastasından alacağım. Kestim şöyle, şuradan kestim sadece. Her yerini kesmedim. Ha, tamam annem de. O zaman şöyle hep dilimleyeyim ben. Mis gibi oldu bisküvi pastamız. Güzel arkadaşlarım. Köy yerinde bu kadar oldu.
Gerçi pudingden de farkı yok. Her şey oldu. Arkada da Müge Anlı var. Hiç izlemediğim kadar da Müge Anlı, Esra Erol ve Seda Sayan izledim köye geldikten sonra. Şöyle şu kestiğim yerden devam edeyim de. Eğri gitmeyeyim. Şöyle. Neyse alayım ben bunu. Tabağa alayım. Şöyle çayımı ve bisküvi pastamı aldım. Geldim arkadaşlarım balkonda. Şöyle manzaramıza karşı bir keyif yapalım bakalım. Güneşi buldum arkadaşlar. Ama bakamıyorum. Bakar mısınız? O kadar çok güneş var ki. Gerçekten çok güneş var. Çayımı doldururken annem diyor ki haydi kızım geliyor musun diyor. Nereye dedim? Yallık almaya dedi. Anne dedim evde bırakmıyorsun sen de beni, evin işi hep duruyor. Daha yattığımız yatak toplanacak duruyor arkadaşlar. Vallahi dün akşam da üstüme şöyle bu yeleği verdi. Diyor ki kızım diyor üstündeki iyice paslandı diyor. Değiştir yeleğini diyor. Bu yeleği verdi bana işte. Ay gerçekten çok güneş var. Arkadaşlarım evin her yeri toplanacak şu an. Nerede konuşsak kız bilemedim. Çok güneş, haydi içeri gidelim bari. Keyif de yapacaktım ama güneşten bir şeye de bakılmıyor gerçekten. Ay karlı dağlar nasıl güzel görünüyor. Güneş vurdukça parlamış vallahi. Azıcık göstereyim size. Duyuyor musunuz sesleri? Bakın şöyle güneş vurunca nasıl güzel parlıyor. Allah'ım ya Rabbim. Kara kış geldi arkadaşlar. Sis duman da var. Nerede bu kargalar? Neyse bakalım. Haydi şu çay pasta keyfimizi yapalım da evi barkı bir toplayalım. Daha annemlerin çamaşırı burada asılı duruyor. Onları falan bir halletmem lazım. Balkonunu falan bir yıkamam lazım. Buralar kirli arkadaşlar. Dışarıdan düşen toz, toprak, yaprak, yağmurla işte falan her yeri batırmış böyle. Çiçeklerin etrafı falan hep yıkanacak. Bir kaldırırım şöyle, yıkarım buraları. Temizlerim. Çamaşırını da katlarım. Şöyle toplarım. Hava da güzelken hani evin işini yapayım istiyorum. Annem de yallık almaya gidelim diyor. Tarlaya gidelim diyor. Tarlaya gidelim, yallık alalım ineğimize gelelim diyor. Değil mi? Evet. Canım sıkılıyor. İkimiz bile giderek kıtı kıtı. Hiç yanından ayırmak istemiyor beni arkadaşlar. Hep yanında olayım. Tarlaya gidelim. Ahıra ama, gidelim. Akşam bana diyor ki ahıra gelmedin diyor. Ama ben hep seni koynumda büyüttüm böyle. Evet. Hep annemle beraber uyuyorduk. Hep beraber yatıyorduk. Babam balıkçıydı ya arkadaşlar. Babam balığa gidince 3 ayda bir gelirdi. 4 ayda bir, 2 ayda bir. Anne, senede 2 ay duruyordu baba köyde, evde. Ama hep koyunu beraber yatıyorduk. Yeah. Çok zor geldi, beni bıraktın gitti. Elin oğlu işte, hep Ali'nin yüzünden. Ya, hiç sorun. Ali aldı benden. Ali aldı götürdü. Annem de yeleğini değiştirmiş. Kızım diyor buldum yeleğimi diyor. Onu da Samsun'dan almıştım. Sosyete pazarından almıştım o yeleği arkadaşlar. İyi de bunu tanıyamıyormuşum. Arıyorum yoktu. Test karıştırmışsındır. Test yürümüşüm. Bir de şu üstündeki gri hırkayı hiç çıkarmıyor arkadaşlar. O hırka da bizimdi. Hani böyle bizim evde giymediğimiz, etmediğimiz, eskidiğini düşündüğümüz her şey köyde kullanılıyor. Şimdi tarlaya gidiyor mu? Üstüm pis oluyor. Bu pis oluyor. Altı pis olmuyor. Penyem. Öyle değiştiriyor işte. Penyem pis olmuyor. Yallık alacağım yine ama. Yal yapacağım. Nereden alacaksın yallığı? Şuralardan bir evden alacağım. İşte. Az bekle de o zaman şu çayımı içeyim. İşte gidelim hadi. Tamam. Tali yengemlerin koyunu da orada. Hani? Oradalar bak. Ne koy şeyi, köpeğe yal götüreceğim. Köpen. Tamam sen onları doyur, ben de şu şeyi çayımı falan pastamı yiyeyim, ondan sonra gidelim yallık ben almaya. Ben gideyim. Can annem yedi, Cansucum diyecektim. Annem yedi pastasını. Vallahi çoluk çocuk evde perişan, annem beni göndermiyor ama. Çoluk çocuk da evde bunalıyor yani artık. Neyse hadi bakalım. Arkadaşlarım şöyle kime niyet kime kısmet diyelim. Dün akşam yapmış olduğum bisküvi pastasından Fransa'dan gelen kuzenim Zati ablama da nasip olacakmış. Eniştemle beraber geldiler. Şimdi çayımızı demledik. Pastamızı da böyle servis edeceğim. Hemen çayımızı da koyacağım. Çay demledik vallahi, bakın böyle. Çayımız da tütüyor. O zaman bize bol sohbetler diyeyim. Çekmemde bir mahsur var mı?
Hoş geldin Zatiye ablacığım. Eniştem hoş geldin. Valla ne demek, rica ederim. Hiç önemli değil. Heyecanlandım ya. Yıllar oldu. Çok evet, gerçekten uzun şey yaptılar aslında. Gitmek istediler dedim. Enişte dedim ya, ne zaman denk geleceğiz bir daha? Azıcık dedim oturalım, çay içelim. Fransa'dan geldiler. Paris'ten değil mi? Paris'ten geldiler. Gurbetçiler, gurbeti bilen arkadaşlarım. Bilir memleket özlemini, hasretini. Eve girmek istemediler, az doğaya gezelim dediler ama zorla soktuk. Neyse biz devam edelim bakalım. Ayaklarınıza sağlık. Fafra'ya da buyurun gelin. Bize de buyurun gelin. Her zaman beklerim. İnşallah, inşallah. İnşallah. Misafirlerimizi gönderdik. Şöyle balkona koştum geldim arkadaşlar. Biz amcam geldi sandık. Amcamın arabasıyla geldiği için, Şenol amcamın kızı. Şenol amcamın işte arabasıyla geldikleri için Şenol amcam sandık. Ama bir baktık ki Zatiye abla. Ondan sonra bir sevindim. Gerçekten hani senede bir kere, bazen iki senede bir kere görüşebiliyoruz. Denk gelirse, işte ben de hani Ordu'da olmadığım için denk gelmiyor. Görüşemiyoruz arkadaşlar. O yüzden o kadar mutlu oldum, o kadar sevindim ki. Şimdi hem işimizi yapacağız hem balkonumuzu toparlayacağız arkadaşlar. Vakit geçiyor, vakit hızla geçiyor ve ben hiçbir şey yapamıyorum gibi oluyor ve ben bunalıyorum arkadaşlar. Annem de böyle işte yallık almaya gidelim. İşte geçen dün söktüğümüz şeyler de, pancar fideleri falan da orada kaldı. Onu düşünüyor şimdi annem de. Kızım diyor kaldı öyle diyor. Şu balkonu bir toparlamam lazım. Çamaşırları falan bir toplayacağım. Ondan sonra peynir torbalarını böyle aldım, kapladım. Ondan sonra şey yapacağız işte arkadaşlar. İşi gücü halletmeye çalışacağım. Annem buraya böyle bir demir takmış. Çamaşırlarını iç tarafa asıyor. Şöyle dışarıda demirleri de yok çamaşır asabilecekleri. Ben de geçen gün soğuktan böyle elime nasıl gelirse öyle takıverdim. Hani kurusun da dedim, önemli olan kuruması. Mandalları da alıyorum böyle. Aslında mandalları almamam lazım. El alışkanlığı. Şunları takayım şöyle. Çamaşırı içeriye götüreceğim. Şimdi katlayamam. Balkonun döküntüsünü bir toparlamam lazım. Çiçeklerin altının toprağını, yaprağını falan bir halletmem lazım. Ondan sonra da içeriye geçeceğim işte. Şimdi ben hızlanayım arkadaşlar. Hızlı olmaya çalıştım. Balkonu halletmeye çalıştım arkadaşlar. Çünkü köyde gerçekten iş güç bitmiyor. Annem de böyle yorgunluktan eline aldığını bırakıveriyor. Balkonun kilimlerini falan öyle kaldırmış. Yağmurda ıslanmış da olabilir. Bilmiyorum, balkona seriyor aslında onları. Bir güzel çırptım. Ortalıktaki her şeyi ortadan kaldırdım. Balkonu süpürüp silip temizleyebileceğim duruma getirdim. Ve bizim işler bitene kadar babam geldi arkadaşlar. Ha, kapıya getiriyor. Malzemesi çok herhalde. Bu Nurul abi değil mi bu? Oo. Çekiyorum gel. İneğe kırma getirmiş de. Babam o yüzden yükü fazla diye böyle köpeği ezecek. Allah'ım yarabbim. Hoş geldin baba. Ne haber Ayten abla? Nasılsın? Neresi? Acı pancar topla sana baba. Pancar mı toplayayım? Senin yok mu pancarın? Bir çap değil. Bir çap? Evet. Yok mu pancarın hakikaten? Yok. Ya vallahi mı? Valla. Evde toplamıştık. Dün getireyim, az bekle. Tamam, az bekle, ben getireyim şeyi. Şöyle aldım arkadaşlar. Yarısından çoğunu aldım elime. Vereyim bakalım. Şifa olsun, yesin. Biz yapamadık, o yapar. Yokmuş pancarı. Haydi bakalım. Şöyle verelim. Orada ne var? Nereye gidiyor? Pancarı al, pancarı. Oraya mı koyacağız? Aha. Elinde kusuru dağılık. Ne? Abi, sağ ol Yeliz. Sen de sağ ol. Sarma mı yapacaktın? Evet, sarma yaparız diye topladık. Aynen, da. Evet. Sana nasipmiş. Ay, bak, toplarız bir daha. İyi, tamam, çok sağ ol.
Gelsene bize doğru kız. Ay. Çorbası şey. Pandemi i̇nşallah çorbası. Ayten abla inşallah. Gel gel. Dur bak evden çağırıyorlar. Dur bakalım. Annem mi çağırıyor? Hayır eşim çocuklar çağırıyor. Hadi güle güle. Hadi görüşürüz. Yükü fazla olunca kapıya kadar geliyor böyle babam. Hoş geldin baba. Marul mu aldın? He? Ha ha marul aldım. Tarla marul dolu ya. He? Tarla marul dolu ya. Ben ne bileyim ya bilmiyorum ki. Pıtlak aldım ha. Pıtlak, pıtlak iyi yaptın. Pıtlak iyi yaptın da baba tarlada var ya bundan. Kaça aldın? Havuç alaydın bunu alacağına. He? Havuç. Ne bileyim ben ya. Kuzum abla. Kaça aldın? Kaç liraydı? 20 lira mı? 25 lira. 10 lira. 15 lira. 15 lira. Kuzum, 15. Babam böyle mandalina almış yine. Evde mandalina da var. Daha bitmedi. Patates soğan aldın. Böyle arpa mısır kırmasıymış. Onu da yere koyduk. Eve gidiyoruz. Haydi bakalım. Zatiye ablamlar geldi. Çok selamı var sana. Aleykümselam. Zatiye ablamlar gelmiş Fransa'dan. Ya. He, eniştenin de Zatiye ablanın da çok selamı var. Babamı karşıladıktan sonra hemen balkondaki işlerime devam etmeye başladım. Çiçekleri şöyle kenarlara aldım ki süpürmem, yıkamam çok daha kolay olsun. Arkadaşlarım şöyle çizmeyi aşağıdan aldım geldim. Çizmeyi ayağıma giyeceğim. Bir güzel. Şimdi balkonu yıkayacağım. Çiçeklerin olduğu yere dökülen tozu, toprağı, işte yaprağı. Önce bir süpüreyim diyorum. Ondan sonra yıkayayım çünkü gideri tıkayacak. O zaman Yeliz bacınıza kolay gelsin arkadaşlarım. Şu balkonu bir halledelim. Evet her yerde var o böcekten. Kokulu ama böcekten. O, bu hiçbir şey. Bu duvar görünmüyordu. O kadar oluyor. Çok varmış. Öldüler mi? Gittiler. İnşallah olmaz seneye. Saklanma. Bunu geç geldi. Fındıktan sonra geldi bunlar. Fındığa da yoktu. Bilmiyorum kendi. Bir hızlıca halledeyim arkadaşlar. Hadi et bakalım. Sen nereye gidiyorsun oğlum, baba? Ben burayı yıkayacağım. Sen geç. Yıkayacağım. Pasta yedin mi? Ya yedim yedim. Tamam. Oldu. Sen de sağ ol. Sen de bunu yeme. Ben yedim ya. Ben yedim. Yenize gittim onu sen. Yok yok anne yemiyorum ben. Şimdi beni oyalama. Kadın. Tarladan geri getirmiyorsun. Mandalina soymuştu arkadaşlar annem. Ver haber. Bana iş yaptırmıyorlar arkadaşlarım ya. Duydunuz mu? Hadi hadi ye dedi. Hiç yaptırmıyorlar. Şu güneşli havayı da kaçırmak istemiyorum. Az yapayım toparlayayım istiyorum. Ne içerinin işi bitiyor ne dışarının işi bitiyor. Bir iş bitmez. Ömür biter iş bitmez. Öyle. Ben bazen bırakıyorum ya atıyorum aşağı. Ne yapacaksın yapabildiğin kadar. Şimdi ben şuraları bir halledeceğim arkadaşlar Allah izin verirse. Diye demedim. Allah izin verirse şuraları bir halledeceğim. Şu balkonun camını da bir yıkarım şöyle hortumla. Camı da bir silerim. Ondan sonra günümüze devam ederiz. Cizmen. Ne diyeyim? Ben size nasıl dua edeyim arkadaşlarım? Allah razı olsun hepinizden. Rabbim güzel kalbinizden geçen bütün hayırlı dilekleri, duaları kabul etsin. Allah ne, Rabbim, ne işlerinden geçirse de kabul etsin. Rabbim gönlünüzdekini nasip etsin sizlere. İyi insanlara denk getirsin. Ondan sonra ne diyeyim? Evlatlarınıza sağlık sıhhat versin. Huzur versin. Hani benim yaşımda olan arkadaşlarım da var. Benden büyük ablalarım da var. Burada olan, izleyen, severek izleyen. Rabbim evinizden huzuru, bereketi, sağlığı, mutluluğu, güler yüzü, neşeyi misafire eksik etmesin inşallah arkadaşlarım. Ne diyeyim siz hangi duayı istiyorsanız yazın amin deyin sonrasına da. Güzel arkadaşlarım şu işleri halletmeye çalışıyorum ama bugün de belim ağrıyor. Kazma kazdık falan ya dün. Olsun bakalım. Eve gidince de orada da iş bitmeyecek de Allah sağlık versin. Şu mandalinayı atayım ağzıma da iki tane. Halledeyim şurayı bari arkadaşlar. Halledeyim. Ve hep annemlere şunu diyorum. Hani biz alt kat daha küçük buradan. Çoluk çocuk küçükken, yanımızdayken bizlere büyük ev lazım. Yaşlılarımıza da küçük ev lazım arkadaşlar. Gerçekten annem şimdi hangi bir ev? Çok şükür Allah'a. Toparlayamıyor yani. Gücü yetmiyor ama iki göz olsa, iki oda olsa çok daha rahat olur. Hani çoluk çocuk yanında olmadıktan sonra. O yüzden gençlikte büyük ev, geniş ev, kalabalıkta, yaşlılıkta da küçük ev lazım. Kolayca işini bitirip rahatça yaşaması için. Herhalde yaşlılarımızın, insanlarımızın diye düşünüyorum. Neyse bismillah diyorum ve başlıyorum haydi. Bismillah dedim ve hemen balkonun yaprağını, tozunu süpürmeye başladım arkadaşlar. Islatmadan önce şöyle bir güzel tozunu alayım. Kanepenin arkasını da örümcek ağını falan aldım. Bir güzel tozu bir araya topladım. Ondan sonra toz küreğine aldım arkadaşlarım.
Giderin altına da bayağı bir yaprak birikmiş. Hemen toz küreğini aldım. Kenardan aşağıya atıverdim. Anneme sordum. At kızım buradan aşağıya dedi. Hortumumuzu taktım. Bir güzel yıkadım. Fırçaladım. Sinek pislikleri vardı. Yerde böyle lekeler vardı. Onları bir güzel temizledim. Sürteledim. Denizlikleri de şöyle güzel bir sudan geçirdim arkadaşlar. Kanepeleri de yerine ittirdim. Şimdi biraz mola. Bizimkiler ahıra gittiler. Bağırışıp duruyorlar arkadaşlar. Bir bakayım ne yapıyorlar. Dana ahırı birazcık böyle kırmış dökmüş herhalde. Annem de babama çak falan diyordu, işte tahtayı çak falan düzenle diyordu. Bir bakayım. Kavga etmesinler. Ara bulucu olarak gideyim arkadaşlar. Bir bakalım ne yapıyorlarmış. Babacığım yaşlandı iyice. Gözümü görüyor. Ahırda. Beline de takmış usta şeyini. Allah'ım yarabbim. Haydi gelin bakalım. Kızıyor mu? Kolay gelsin baba. Sağ ol gülüm. Sağ ol. Hay maşallah maşallah subhanallah. 15'ti babam be, baksana. 15'ti tabii benim babam. Arkadaşlarım sizi ahıra da getirdim. Maşallah desinler ineğine. Çekmedim ineğini, dananı daha. Ha, şöyle kafasını çekeyim sadece. Maşallah subhanallah. O cumali. Cumali. Bugün ineğe koy vermedin. Soğuk ya. İneğim kral. Soğuk mu? Dışarıda cam gibi hava var ya anne. Olsun. İneğim benim ineğim. Şu kıymetli benim ineğim. Saat akşam oldu değil mi? Ahır saati geldi. Aha. Ben oğlumun adı Cumali. Oldu mu şimdi? Bunu niye çaktınız buraya? Dana behniye giriyor. Behniye girmedi. Behni arkadaşlarım. Saman koyulan yere behni deniyor. Valla ben Bafra'da öyle ahırlar gördüm ki, o kadar düzgün ki baba. Böyle bir şey var, böyle kanal gibi var. Samanları falan oraya koyuyorlar. Taliye girin gidi öyle. Öyle mi yaptırdılar? Siz bilemedik ki Fatma öyle yapmayı. Hiç ne kadar perişanlık çekiyor ki, her zaman mal söküyor buraya. Taliye rahat etti. Taliyenin önünden hiç keser tutmuyordu. Hep yıkıyordu. Bir kere tosunlar odunla galaslarla bile ta cam başına gitmişler. Ya kaçtılar değil mi? Evet kaçtılardı. Ama taliye rahat etti bu sen. Anne yapılınca, yeni sistemde olunca niye rahat etmesin? Hayvan Allah hayvan da bakma istiyor. Allah kısmet dediyse yazan buraya beton döktürken baban. Ha şey onu şey gibi mi? Benim dediğim gibi he, mi? He sen dediğin gibi. O zaman bu ağaçlar tahta, buraya da iki demir yaptıracağım. O zaman şu tahtayı da uzatacağım. Hayvanın altındaki tahtayı. He uzatırız inşallah. Yatmaya yeri nasıl olacak? Yok da aynı abura kadar olacak kızım. Bura kadar. Ha. Anne onun dökülmesinde bir şey yoktur ki. Tuğla örse bile olur. He tuğla örecek. Hüseyin yaptı da tuğla ördü yaptı. Yani olur. Tilke ördüm. Malı kapıya iki gün falan. Çok çok bir mal. He yaz olması lazım. He. Haydin haydin. Sesiniz çok geldi de geldim yanınıza ne yapıyoruz diye. Tavuklarımız da böyle burada. Bağırışıyorlar arkadaşlar. Bağırışıyorlar. Vallahi günü akşam ettik. Hoş sohbet muhabbette olunca böyle kuzenim falan da gelince, Zatiye ablamlar, güneş batıyor baksanıza. Zatiye ablamlar falan da gelince öyle gün akşam oldu vallahi. Ben de balkonu hallettim çok şükür. Şimdi çiçekleri yerleştireceğim. Çiçekleri yerleştirdikten sonra da mermeri sileceğim arkadaşlar. Tavuklar buralarda dörünüyor. Böyle solucan arıyor. Solucan yiyecekler. Karınlarını doyuracaklar işte. Aferin benim beyaz kızıma. Sırtının tüyleri hep yolunmuş. Bitmedi mi işiniz? Bitmedi mi işiniz anne? Saat geç oluyor ama bak, saat 4:30. Yine sağmayacaksın mı? Olsun. Günler uzadı ya. He, hemen uzadı. He. Bu araba neydi? Pat pat. Pat 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 pat. O zaman ben eve gideyim, işime devam edeyim. En doğalından, en organiğinden köy vlogları arkadaşlarım. Çok sevmişsiniz. Hani videolar oradan gelsin diyen arkadaşlarım var. Ama benim de eşim çocuklarım var. Onlardan izin almam lazım. Bunu almaya başladılar. 2 hafta olacak ben cumartesi günü geleli arkadaşlarım. Vallahi aslına bakarsanız gönlüm coşuyor mu gitmeye? Hani evim yuvam diye coşuyor ama şuranın, şu doğanın güzelliğini de bırakasım var mı? Yok. Yok arkadaşlarım, ne yalan söyleyeyim, yok. Ve köyde vakit o kadar hızlı geçiyor ki yetişemiyorsunuz hiçbir şeye. Güzel yorumlarınız için gerçekten hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben biraz daha işleneyim. Biraz daha evin işini gücünü bitirmeye çalışayım arkadaşlar.
Haydi bakalım. Arkadaşlarım, kar lastiğimi giydim. Şöyle elime de bir meyve kasesi gibi aldım. Kivileri toplayacaktık. Annem geçen gün kesti, soydu, yedirdi bana. Aklıma geldi şimdi, yemek yapıyordum. Sebze yemeğe koydum hocam arkadaşlar. Şimdi kivileri toplayalım arkadaşlarım. Hadi gelin, azıcık kalanları toplayalım. Nasıl toplandığını da bilmiyorum. Keserek mi topluyorlar acaba? Böyle çekerek değil de bir şey de almadım. Keserek mi toplayacaklar, ne yapacaklar? Neyse hadi bir deneyelim bakalım. Olmazsa şey yaparız. Annem de ahırda, ona da sormadım. Ocağa bir tencere yemek koydum ha. Uçaklarda bulutlar gibi böyle beyaz beyaz çize çize gidiyorlar. Neyse haydi bakalım ya. Olursa olur, olmazsa olmaz. Haydi. Şuradan bir girelim bakalım. Elma gibi dalından kopuyor arkadaşlarım. Sen ne topluyorsun Seçi? Yeri. Kivi topluyorum Ahmet abi. Kivi yok burada, var mı? Var, böyle küçük küçük, yenir gene. Ama diyelemiyorum hayatta. Aa, şurada kocaman var, onu almak lazım. Sen koyun almaya mı gidiyorsun? Al resimin koyunu geliyor. Koyun karışır ağzı alınma var. Ha, Talih yengem nasıl, yorgun mu? Yatıyor mu? Ha? Açamaz. Çarşıya gitti ya. Bugün çarşambaydı ya arkadaşlar. Köylümüz çarşamba günleri. Ne Ahmet abi? Geldi geldi. Bizim burada çarşamba günü çarşıya gidiliyor. Köyden araba gidiyor. Çarşamba günleri orduya gidiyor. Pazartesi, cuma günleri de perşembeye gidiyor. Sizi yakına götüreceğim. Haydi. Şunu görüyor musunuz? Kocaman kocaman. Onları alacağım arkadaşlar. Yıvarlanmadan olabilirsen. Nasıl güzel sakarcam var burada, bir de bir görseniz. Kocaman olmuş. Ay, hiç kivi de toplamadım. Ömrü hayatımda kivi toplamadım. Nasip oldu. Çok şükür Allah'a. Baksanıza. Ay, bir hoşuma gitti, bir hoşuma gitti şimdi. Vallahi burada da kocaman kocaman sakarcalar var. Şimdi buraları alalım hadi. Şöyle topladım. Minnoş. Pamuk. Pamuk kızım. Aynen yavrum yavrum. Yavrum benim. Minnoşum. Minnoş papatyam. Ha, pamuk papatyam benim. Pamuk papatyam. Burada da dallar bayağı aşağıda. Şöyle toplayalım sizinle hadi. Vallahi hiç kivi de toplamamıştım. Dediğim gibi. Çok şükür Allah'a. Pamuğum. Ay, kafamı vurdum. Bafraya da götürürüm. Allah nasip ederse. Bakayım, kal derlerse kalırım belki. Şöyle sap kısımlarını kısa kopardım ama onlar belki daha çabuk şey olur. Çok da küçük. Hani annem bunlar soyulmaz diye toplatmadı herhalde. Ya da babam öyle toplayamadı. Araba geliyor. Minnoşum, minnoşum. Hey yavrum. Hey yavrum. Hey yavrum. Seveyim mi? Seveyim mi çocuğum? Hı, seveyim mi çocuğum? Seveyim mi çocuğum? Sevgimi istiyorsun sen annem. Annem. Bal yavrum. Ay, oh, tırnaklarım battı hep. Oy, tırnakların hep battı. Kucağıma mı gelmek istedin? Kucağıma mı gelmek istedin? Sevilmek mi istedin sen?
Pıtırcık. Annemden değilse böyle sevince, yüz verince hiç gitmiyor diyor. Yavrum işim var çocuğum. Az dur, az dur annem, az dur annem. Tamam, tamam. Tırnakladın kız, bacaklarımı tırnakladın kız. Tamam, gelme, gelme, gelme annem, gelme annem. Gelme annem, mama toplayacağız, mama, mama. Mama toplayacağız çocuğum, dur. Dur şunları toplayalım, hadi. Büyüklerini seçelim, dur. Ay sızım sızım sızlıyor bacağım. Tırnakları uzun tabii, sokak kedisi olduğu için. Aşkım. Aşkım, aşkım. Duramıyorum sevmeden de. Tamam, gelme. Dur. Dur, işimiz var çocuğum şimdi. Şimdi işimiz var. Şöyle, buralarda da var. Evde de var. Yarın öbür gün yine toplarız. Onları bir yiyelim. Haydi gidelim pamuğum. Haydi gidelim pamuğum. Haydi. Haydi gidelim yemeğimize bakalım. Haydi çocuğum gel. Bunlar yoldaş, yoldaş insana arkadaş. Haydi çocuğum gel. Haydi annem. Güzel çocuğum benim. Güzel kızım. Tamam gelme. Haydi. Gidelim yemeğimize bakalım arkadaşlar. Eve geldim. Şöyle annemin bezelyesinden sudan geçirdim. Dondurucudan çıkardım. Annemler kürül diyor buna. Kürül diyorduk. Şöyle burada da patates, havuç kavurdum soğanla beraber. Ne baba? Sobayı mı? Yakayım mı? Sobayı mı yakayım? Evet, tamam, şöyle. Tamam baba, yakarım şimdi. Şöyle bezelyemizi de ekleyelim arkadaşlar. Akşam yemeğine de giriştim bir taraftan. Babamın da sobasını yakacağım şimdi. Ahır işini hallettiler, geldiler. Babam geldi, annem ahırda daha. Birazcık su ekleyeyim, şöyle kavrulsun. Akşam yemeğimizde bir taraftan pişsin. Ben de hemen şimdi gidip babamın sobasını yakayım. İnşallah yakabilirim. Şöyle odunları aldım. Buraya dizdim arkadaşlar. Kavsuk ve kabuk burada duruyor. Üstüne de bunları koyacağım yakabilmek için. Yakamadım olmasın. Babam da televizyon izliyor işte. Süngerden birazcık koparacağım. Her şey hazır. Şimdi yakıyorum. Bismillah. Özenli davranmanın başka bir nedeni daha var. Onu zorlamak ve strese sokmak istemiyoruz. Çünkü o zaman yediğini çıkaran... Şimdi yanacak bakalım. Yılanı yakalayıp torbaya koymak ve o şekilde başka yere götürmek yeterince... İnşallah yanacak. ...strese sokan bir şey. O yüzden kendiliğinden gibi bir şey çalışıyor. Kütmesin şöyle. Ormana bırakacağız. Ama şimdi midesi çok dolu. O yüzden de bir süre bekleyeceğiz. Kapatıyorum. Hadi bakalım. İnşallah yanar. Yanar. Şöyle. Son bir kontrol. Tamam. Burası tamam. Şimdi sırada mutfak var. Evet. Şöyle balkonumuzu da bir göstereyim arkadaşlar. Mermerini falan sildim. Ondan sonra annem dedi ki kızım her şeyi yaptın, çamaşırımı da az dedi. Şimdi beyazlarını asacağım şöyle. Çiçekleri falan indirdim. Mermerini bir güzel sildim, temizledim. Balkonu da temizledim. Çırptığım halı ve kilim vardı arkadaşlar. Onlar buranın halısı ve kilimi. Yarım bir halı var, şuraya seriyor annem onu. Yolluğu da böyle seriyor. Ama dedim ki anne hiç sermeyelim, şimdi sermeyelim dedim. Yarın falan sereriz. Bir de yağmur görünmüyor ama. Sermeyelim, kirlenmesin dedim. Şimdi kışça temizliği daha kolay olur böyle. Hemen şöyle bir süpürülür edilir. Halı ve şey tozu tutuyor biliyorsunuz arkadaşlarım. Her yerde ışıl ışıl oldu. Işığı bir kapatayım. Evet, şöyle bir bakın. Bu da böyle köyümüzden akşam manzarası. Arkadaşlar çok güzel değil mi ya? Gerçekten huzur veriyor bana. Yani çok şükür Allah'a, Rabbim isteyen herkese köy nasip etsin. Köy evi nasip etsin. Sağlıkla sıhhatle gidip oturup ekmeği dikmeyi, biçmeyi, yemeği içmeyi, kendi yetiştirdiği sebzesini meyvesini yemeyi nasip eylesin inşallah diye dua edeyim. Rabbim bizlere de nasip eylesin inşallah. Nasibimizde varsa olur. Böyle işte şurada oturup ister yazın ister kışın işte böyle oturun manzaraya karşı gece gündüz. Şöyle bir nefes almak hani. Bilmiyorum ya, beni işte köyde yaşayan büyüyen arkadaşlarım çok iyi anlayacaklar. Yani böyle... Bambaşka bir huzur. Gerçekten bambaşka bir huzur.
Buraya çakallar geliyor. Çakallar böyle bağırıyor. Onların sesini dinliyoruz. İşte böyle baykuşlar bağırıyor. Onların sesini dinliyoruz. Yani gecesi ayrı güzel, gündüz ayrı güzel. Köyümün, memleketimin, köylerin, memleketlerin diyeyim. Şimdi şu çamaşır asayım ben. Siz görmüyorsunuz tabii. Annemin bir yerini daha hallettiysem hemen şu çamaşırları asıp mutfağa gidiyorum arkadaşlar. Arkadaşlarım gerçekten ciddi bir bel ağrısı yaşıyorum. İşleri de bitiremiyorum. Anneme de kıyamıyorum, babama da kıyamıyorum. Ama birazcık da dinlenmem gerektiğini düşünüyorum arkadaşlarım. Videolarım da uzuyor da uzuyor. Keyifle izlediğinizi söylüyorsunuz ama benim internetim yetmiyor arkadaşlar. İnternet sıkıntısı yaşıyorum. O yüzden yorumlarınıza dönüş yapamıyorum. İnşallah bakın bu hediye çarkı falan oluyor. Oralardan bir şeyler çıkarsa yorumlarınıza falan dönüş yapabilirim. Ben hemen şu çamaşır işini halledeyim ve mutfağa gideyim. Yemeğimizi de aradan çıkarayım. Pilav yapacağım. Salata yapacağım. Sebze yemeğimiz de var. Allah bereket versin. Daha ne olsun. Üstüne de çay demleriz. Babam da pıtlak mısır almış. Popcorn mısır mı diyelim, ne diyelim, patlayacak mısır işte, çok seviyorlar onu da akşamları böyle yemeği, ondan almış, biraz da ondan patlatırız belki. Yeter, Allah bereket versin. Allah'ım ağız tadıyla yemeği nasip etsin, ne yersek yiyelim Rabbim ağız tadıyla yemeği nasip etsin. Şu çamaşırı asıyorum ve mutfağa gidiyorum. Böyle salatamı yaptım, pilavımız tereyağlı şehriyeli pilavımız, burada da böyle sebze yemeğimiz hazır. Bize afiyet olsun. Karnımızı doyuracağız ve Tahli yengemlere doğru gideceğiz. Allah bereket versin. Allah'ım olmayanlara da versin. Kimseyi açlıkla yoklukla imtihan etmesin inşallah. Şurama bir şey oldu. Çok kaçmıyor ya. Gidiyorum baba ben yarın. Gideyim daha yeter. Yetmez. Yetmez mi? Biraz daha dur. Biraz daha. Ne kadar daha biraz daha? Kaç gün daha doğrusu? Banyoya bakıyorum. 15 gün oldu ya baba. Banyoya bakıyorum. Kuzağa söyle. Nasıl 15 gün oldu ya? 15 gün oldu. Cumartesi günü 15 gün oluyor ben geleli. 2 hafta. Arkadaşlarım yemeğimizi yedik. Şeyden konuşuyorduk. Ayten ablaya lahana verdik ya pancar. Onu diyordum. Anne Ayten ablanın herhalde pancarlarını koyunları yedi falan diye söylüyordum. Yok dedi diyordum da. Yok. Sen ne dedin anne? Yedirmiştir koyunları. 3-4 kere Hatice suyunu koyalım da haşlayalım, sarma sarcıdı. Kimse kimsenin lokmasını yemiş de kısmet olmadı, ona yemiş kısmet. Evet öyle de, dedi ki kızım dedi işte kimse kimsenin nasibini, kısmetini yiyemez. Yiyemez, imkan yok. Rabbim nasip etmez, onun nasibiymiş dedi. Sana da dedim ya dedi 3-4 kere suyu koyayım mı, ocağa suyu koyayım mı kızım, haşlayalım mı, hani bacaklarını koparayım mı? Dedim ya dedi, demek ki onun nasibiymiş dedi. Demek ki onun nasibi, onun kısmetiymiş, o yiyecekmiş. Ya, kısmet olmadı işte ona gittin. İşte nasipsiz hiçbir şey yok anne. Hiç. Nasip olmadan ne bir adım atabiliyorsun, ne bir lokma yiyebiliyorsun. Ne gözün şu parmağını oynatamazsın. Gözün kirpiği oynamaz kısmet. Rabbim yürü kulum demedik de sen. Aynen öyle. Bak ben sen çorbalık pancar toplayayım dedim. Ben de sarmalık topladım. Ayten ablaya pancarını hazırlamış olduk. Hazırlamış olduk. Afiye şifa olsun. Laf nereden geldi? Sarmayı saramadık anne dedim. Evet. Ayten çoktan çorbayı yaptı da yedi kızım dedi. Çoktan yedi. Helal hoş olsun. Bir afiyet olsun. Düşünmüştür de var yenge. Şeyi ekerken diyor ya işte eşle, dostla, akrabayla, çoluğumla, çocuğumla diyor ya tarlaya ekerken hep yemek böyle, nasip olsun hep diye. Hep böyle bismillahı çeviririm böyle eşle, dostla yemeğe tohumu atarım. Bak, eğilip fide dikemiyorum. Böyle tohumu ekiyorum olduğu yerde olayım. İçtikler. Yani bereketli oluyor işte bereketi içinde oluyor. İçtikmedim ki onları ben böyle attım. Oldu orada. Olduğu gibi değil mi? Oldu. Yani dikemiyorum, eğilemiyorum belimden aşağı. Belim bükülmüyor ki. Arkadaşlarım şuraya da bu sene fazla yağmur. Ne? Hangi yağmurda oldu anne? Bu sel olduğu zaman mı oldu? Sel olduğu zaman. Sel olduğu zaman su çekmiş öyle. Bacadan su girmiş. Orası da öyle kötü olmuş. Bir sahabeye doğru geldi. Sel. O kadar mı aktı? Çok aktı. Evin içine kadar akmış arkadaşlar. Sel oldu. Abi da paspas salınmadan hep ıslandı. Sel oldu ya. Çok oldu ya sel. Rabbim korusun. Al kapının önünde şurada uçayınca o zaman oldu. Badana yaptık. Bir ay sonra oldu işte. Evet. 15 gün sonra bir ay. Olsun boyanır gene. Sağlık olsun. Yine boyanır. Boya var evde. Arkadaşlarım şöyle tabağımızı hazırladık. Tatlı tabağımızı. Hem kabak hem de bisküvi pastasından aldık. Tahli yengemlere gidiyoruz bakalım. Gidelim gelelim haydi. Anne zile bassana. Tamam zile bas. Aç. Tahli. Ne yapıyorsun ga? Amca yiyor ya. Yemedin mi hala? Selamun aleyküm. Ne getirdin? Tatlı. Ha,
Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Söylesene, bunu mu yapıyordun? Yo, dün akşam yaptım Talya yenge. Ne zaman bu kızı var bu hatıcım? Bakmacım kapıyı alıştırıyor şimdi. Bir de sen gidersen görürsün. Gideceğim, mecbur gideceğim. Gitme. Annem diyor ki babama, kız diyor yarın gidiyor diyor. Gidemez diyor. Kim diyor, babam? Babam mı? He, gidemez Allah diyor. Allah Allah, niye? Gidemez diyor. Baba oldu ya bayağı diyorum. Yok yok, olmadı, yetmez diyor. Şöyle biz sohbetimize başlayalım bakalım. Başlayalım bakalım, ne olmuş? Sen ne yaptın bugün çarşı pazar, anlat. Yoğurt sattı. Başka? Süt. Neye gittin? Neye gittin? Süt sattım, yoğurt sattım. Bereketli olsun inşallah. Şeyleri, tuvalet taşları bakmaya gittim. Ha, sen banyo tadilatı yapacaksın mı? Evet efendim. Oo. Evet efendim. Fiyatlar nasıl? Uçmuş. Pazar uçmuş, hakka düşmüş. Vardır. Uçmayan mı var Talya yenge? Uçsun geri. Uçtuğu gibi geri iner. Yok bacım. Çok hayat ne kadar gitmiş. Yaş gitti ta gelene. Her şey askeri ücret bağlandıkça zam yiyecek. Ocaktan sonra görsen zamları. Her şey yenge. Tabii canım. Her şey gider, her şey. 410 liraya çıkmış bir çuval yem Fatoş. Ne? Süt 150 liraya versen kurtarır mı? Ya kaç lira süt, kaç lira şimdi burada? 100 lira, 120 lira, 110 lira. Sen çıkartmadın mı yüzden? Yo, çıkmadı da çıkıyorlar mı? Ama şak Emin Hanım'a diyorum bir sürü. Yoğurt ne kadar şimdi, tanıdıkları boş ver, onu videoda söyleme. Şey, yoğurt ne kadar? Yoğurt 100 lira, 110 lira, 100. Tereyağı? Esas bugün 120 hep dendi. Benim yerlerim var ya, yerlerim söyleyemiyor. Yılbaşında dediydim ben zaten. Kutu da zam yiyeceğini bilemedim yemin. Hmm. Bir şey kalmadı yılbaşına da. Bir hafta sonra yılbaşı. İşte. Şu tereyağı ne kadar? 300-350, 250 tutturabildiğine millet. Peynir? Peyniri. Kömürlük kaçtıralım. Ben 50'ye de yok 60'a verdim. Ben 60'a verdim. Çökeliğin fiyatı da öyle. Ham çökelik. Evet. Böyle arkadaşlar. Biz sohbetimize devam edelim. Ben ne zaman gideyim Talya yenge? Sen hiç gitme. Ali gelsin buraya. Gelir mi ki? Yine iyi iyiledi kız seni valla. Bizimkiler olsa eylemez ki ama. Bu kadar uzun boyu. Yani. 15 gün oldu hayır. Evet. Cumartesi günü 15 gün olacak geleli. Git kız desin onlar. Hocam desin onlar çok iyi. Arkadaşlarım Ahmet abim koyun götürüyor. Yani böyle sabahları görüyorsunuz. Talya yengem bakın o koyun götürülen yerden şöyle... Nergisleri toplamış. Nergis diyorlar buna. Talya yenge biz sümbül diyoruz. Sümbül. Sümbül değil işte Ahmet abi. He? Sümbül değilmiş. Nergismiş bunun adı. Valla. Buna nergis diyorlar. Nergis kırmızı açıyor ya kız. Bilmiyorum valla Ahmet abi. Öyle diyorlar. Arkadaşlarım bunun adı nedir? Nergis mi sümbül mü? Biz sümbül diyoruz. Valla mis gibi de kokuyor yani, şu kokuyu bir alabilseniz keşke, bir alabilseniz şu kokunun güzelliğini, mis. Çocuğu ediyorlar şeyde. Yumuşu anlatıyor arkadaşlarım, anlat Talya'yı. Şu tarafa kaçmışlar, ben oradan arayı orta yerdeki şeyden ara atladım. Baktım ki sizin köpeğin ağzında bizim gri çocuk. O da böyle bir de etti kırmızısına. Onu da dil kaldı kız. O da bir şey oldu. Onu bir ay önce aldı. O senin kız yaşıyor. Onun ağzındaki yaşıyor. İyi ki dalmışım. Bu ön tarafı dışarıda Yeliz'in. Arka tarafını ağzının içine sokmuş. Tersinden ısırmış gibi. Tersinden ağzının içine almış. Sıksa öldürüyor. Ama ağzında tutuyor. Ağzında duruyor. Ama cücük. Ben korkusuna gitti çalının içine soktu onu. 2-3 lira oldu kelepletme mi? Kaçtı bahçe aşağı. Bir ettim dekmiyona. Ha, çektin mi şimdi? Çektim. Dedim ki arkadaşlar yumuşu niye bağladığımıza laf ediyorlar. Hani neden bağlıyorsunuz diye soruyorlar dedim de. Talya yengemin cücüğüne öyle yapmış işte civcive. İki tane de şeyin. Evet Meliye'nin. Deneye pinliğine girmiş dalmış. Evet. Yakalım buradaymış. Evet. Resmini çekmiş o şey. Şaban var diye yukarıda. Ney Fatmenge onun adı? Tescilli yani.
şey de var. Ne kanıt da var. He, kanıtı var. Resim çekmişler. Sönmez şeref şeref. Şeref resmini çekmiş. Şeyin şerefgilin horozunu alıp çakçığı Ohra'nın ahırına dıkmış. Bizim köpek. Sizin köpek. Yakalayamamış ki orada. Hay hayvan çıkmış da ölmüş mü horoz? Yok ölmemiş. Ölmemiş. Ölseydi şey yaparlardı. Yaramazlık ölmemiş. İşte hayvanın da yaramazı yaramaz. Bunu Meli'ye söyledi bay. Bu ta dedi zorla dedi. Horoz da kaçmış hayvan. Ta Çağba'nın kapıdan tornanın ahırına kaçmış kız. Yok uçmuştu da. Yoksa yürüse yakalardı. Fatma'nın gel. Ah şimdi çocuklar aşağı gelirler benim peşime yine aldığımızda. Fırladık kuşlar kaçıyor ya. Onlar bir esinleniyorlar. Orada doluyorlar. Ya. Ne kadar korkuyorlar. Can çok tatlı. Çok tatlı. Hayvan olsun insan olsun değil mi? Bizimkiler de hep afra giriyorlar. Can, afra can, önünde çok oynuyorlar. Biz evimize geldik arkadaşlarım. Güzel, keyifli, sohbetli, muhabbetli bir akşam geçti. Yani Talih Yengem'in yanında böyle keyifsiz bir zaman geçmez. Çok böyle güleriz, eğleniriz, işte konuşuruz, paylaşırız her neyse. Ben mutfağa geldiğim zaman işte yemeğimizi hazırlarken aramıştım onu. Salata yaparken konuştum galiba. Talih yenge ne yapıyorsun dedim, ne yaptın bugün falan filan. Ayakta mısın, uyuyor mu dedim. Hamsi ayıtlıyorum dedi. Hamsi almış çarşıdan. Ondan sonra gelsenize falan filan deyince annem dedi ki sen hani yorgunsun, uykusuzsun diye gelmek istemedik dedi. Gelin bir saat otururuz dedi. Öylelikle tatlımızı aldık gittik işte yemeğimizi yedikten sonra. Çay bile demletmedik yani ben tatlı götürmüştüm ya işte Ahmet abiye servis ederken hani çay demleyeceğim mi Talih yenge falan dedim. Bizim için demleme falan dedim yani çünkü erken uyuyacak biliyorum. Öylelikle Ahmet abim de kahveye gitmiş çayını orada içmiş gelmiş. O yüzden çay falan içmedik sohbet muhabbet doyamadan geri geldik diyeyim. Sizlerle de Yumoş'un yaramazlığını onlara anlatsınlar istedim. Göstermek istedim arkadaşlar. Yumoş yaramazlık yaptığı için işte böyle gündüzleri bağlı, akşamları özgür. Neyse bakalım videom yine çok uzadı. Keyifli geçen, yorgun geçen bir gündü. Belim bayağı bir ağrıyor. Yapmayı planladığım hiçbir şey yapamıyorum köyde. Çünkü aşağı yukarı derken vakit hızlı geçiyor. Durun bakalım Rabbim ne gösterecek. Halletmeye, yapmaya çalışıyorum işte parça parça yavaş yavaş yapmaya çalışıyorum. Öpüyorum, sevgiler, selamlar gönderiyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok çok iyi bakın. Eğer abone olmadan izliyorsanız lütfen abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Destekleriniz çok kıymetli. Sizler burada olduğunuz için ben buradayım. Öpüyorum, sevgiler, selamlar gönderiyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.